Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, arkamda gördüğünüz bu bitki Hanbelis ağacı. Benim Hanbelis ağacım henüz daha küçük. Bizim buralarda eskiden çok güzel bir kültür vardı. Herkes bahçesinin sınır noktalarına, kenar noktalarına Hanbelis ağacı dikerdi. Ve yoldan geçenler bu mevsimde Hanbelislerden toplayarak nasiplenirlerdi. Hanbelis ağacı Mersingiller familyasından bir ağaçtır. Bu iki çeşittir bizim dağlarımızda. Yabani olarak yetişir. Beyaz olanına Hanbelis deriz, siyah olanına Murt deriz. Murt'un diğer adı da yaban mersinidir arkadaşlar. Bu yaban mersini bitkisi zaten en tanınmış olanıdır. Şifalı bir bitkidir. Şifa amaçlı çok kullanılır. Ama biz bu kültürü yaşatmak için yetiştiriyoruz. Bahçemde bir tane mersingillerden olan Hanbelis ağacı var. Şimdi bu ağacımın üzerinde kalan meyveleri yakından göstermek istiyorum. Ağacımın durumunu yakından göstermek istiyorum. Ve komşumun bahçesindeki olgunlaşmış Hanbelislerden de biraz toplamak istiyorum. Hanbelis ağacımız bahçemizin bu köşesinde. Şöyle gösterelim. Evimizin inşaatı sırasında üzerine iskele düştü. İskele tam bu hizadan düştüğü için buradaki limon ağacımız da kötü etkilendi. Limon ağacımız da yeni sürgünlerini verdi. Hayatına devam ediyor. Hanbelis ağacımız da 3-4 kol vererek hayatına devam ediyor. Ancak gelişimi tabii ki sekteye uğradı. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Her zaman yeşildir. Bu yeşilliği hiçbir zaman kaybetmez. Ve bizim buralardan diğer şehirlere dağlardan toplanılan Hanbelis yaprakları, Murt yaprakları, dalları şu şekilde toplanır. Çiçekçilere gönderilir. Çelenk yapımında kullanılır. Çünkü dalından kopsa dahi bu yeşillik, bu canlılık uzun süre dayanabiliyor. Şöyle meyve arayışı içerisindeyim. Meyvelerinin hepsini topladık. Evet, burada bir tane kalmış gördüğünüz gibi. Bu beyaz olanına biz Hanbelis diyoruz. Siyah olanına Murt adını veriyoruz. Murt da az önce söylediğim gibi yabani mersin bitkisi. Bizim buralarda makilik olarak, doğal olarak yetişir arkadaşlar. Şimdi komşumun bahçesine geçerek Hanbelis meyvesi toplamak istiyorum. Arkadaşlar, Hanbelis ağacının büyüklüğünü görüyorsunuz maşallah. Eskiden bütün bahçelerde bu şekilde kocaman kocaman Hanbelis ağaçları olurdu. Ve toplamayla bitmezdi. Yoldan geçenler, konu komşu, herkes bu Hanbelis'ten nasiplenirdi. Şimdi ben de komşumun bu güzel Hanbelis'lerinden bir miktar toplayacağım. Bunların çoğu kendiliğinden çıkma ağaçlardır. Ve bahçenin sonunda, kenarında olanların yaşamasına izin verilir. Diğerleri haliyle bahçe yapmak için sökülür. Yani tamamen doğal, tamamen organik ve tamamen eski bir bitki arkadaşlar. Meyve verim oranını görüyorsunuz maşallah. Bizim çocukluğumuzda bu Hanbelisler daha iri, daha lezzetliydi. Küresel ısınma mıdır, küresel iklim değişikliği midir bilmiyorum. Ya ağzımızın tadı bozuldu ya da gerçekten eski lezzeti, eski güzelliği kalmadı arkadaşlar. Ama yine de bahçelerimizde birer kökte olsa yaşamalarını istiyoruz. Evet arkadaşlar, komşumun bahçesinden bir miktar Hanbelis topladım. Bu kadar miktar bana fazlasıyla yeter. Eskiden arkadaşlar komşuluk ilişkileri çok daha sıkıydı. Çok daha sıcaktı. Biz bu sıcaklığı yaşatmaya devam ediyoruz. Birkaç komşumuz kaldı.
Diğer komşularımız hep bahçelerini apartmanlara verdiler, site haline geldiler ve komşuluk ilişkileri haliyle onlarla zayıfladı. Ama müstakil evin bahçesinde yaşayanlarla sıcak ilişkilerimiz devam ediyor ve ben komşumun bahçesinden gönül rahatlığıyla hambalis toplayabiliyorum. Bahçelerimizdeki doğal döngüyü, komşularımızla olan sıcak ilişkileri yaşatmaya devam ediyoruz. İnşallah bu böyle devam eder ve o site hayatına, apartman kültürüne yenik düşmeyiz. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.